bunların hepsi geçecek. Çok güzel bir gelecek bekliyor seni. Biliyorum yaşadıkların çok zor şeyler. Ama umudunu kaybetme. Hadi ağlama bakayım. Gözyaşın kalmayacak sonra. Sen çok yorgunsun. Biraz uyuman lazım, dinlenmen lazım. Ama ağlamak yok. Yarın çok güzel bir gün olacak. Sana söz veriyorum. Merhaba abla. Ne zaman geldiniz? Biraz önce. Uygun olduğunda seninle biraz konuşabilir miyiz? Elbette geliyorum. Hadi. Sen şimdi artık dinlen bakayım. Tamam mı? Görüşürüz. Bak İfet, benim bu evde çalışanlarla oturup konuşmak pek adetim değildir. Ama madem ki bu evde kalacaksın, bir şeyler açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Ben sözümü kesme, dinle. Tamam, başından pek de hoş olmayan şeyler geçmiş. Ali İhsan da sana yardım etmiş. Buraya kadar güzel, hiçbir sorun yok. Ama eğer sen Ali İhsan'ın bu iyi niyetini ve samimiyetini yanlış yorumlayıp suistimal edersen... O zaman her şey değişir. Bir şeyi sakın aklından çıkarma. Ali İhsan senin sadece patronun. Dilek Hanım. Sözüm bitmedi. Bir şey daha var. Artık kendini toparlayıp çalışmaya başlasan çok iyi olur. Zaten Sayime'nin yeğeni olduğun için bu kadar müsamaha gösterildi sana. Bu nedenle müştemilatta kalmanda benim için de bir sorun yok. Tabii bu evin ve benim kurallarıma uyduğun sürece. Tamam? Eşya yerleştirmekten. Daha İfet'in yanına bile gidemedik. Geçmiş olsun bacım. Nasılsın? İfet, sen niye ayağa kalktın kuzum? Duydum olanları. Geçmişler olsun. Sağ ol. Bu halde çalışmayacaksın değil mi? Dilek Hanım bir an önce toparlanıp çalışmaya başla dedi. Tövbe tövbe. Ağzımı bozacağım şimdi. Ay bıktım bu Dilek cadısından. Bir binip gidemedi süpürgesine. Ben hallederdim her şeyi. Sen dinlenseydin. Boş ver, önemli değil. Gel bari otur şöyle. Ya Balaban bize iki çay koysana. Emine, cep telefonun yanında mı? Yanımda gülüm. Bir versene ne olur. Kardeşimi arayayım. Hiç konuşamadık, çok merak ettim. O da merak etmiştir. Abla, nasılsın? İyi misin? Ben seni çok merak ettim
Ben iyiyim. Babam sana bir şey yaptı mı Nimet? Ha? Dövdü mü seni de? Yok, dövmedi. Ama beni eve kilitledi. Okula da göndermeyecekmiş artık. Dükkanı satacağım, seni okuldan alacağım dedi. Abla, ben ne yapacağım? Tamam, tamam bir sakin ol. Abla, gel kurtar beni buradan. Ben babamla gitmek istemiyorum. Ben arkadaşlarımı, okulumu bırakıp gitmek istemiyorum. Babam işte değil mi? Nimet sen şimdi hemen eşyalarını toparla. Ben gelip seni alacağım. Bir yolunu bulacağız. Ağlama artık tamam mı ablacığım? Tamam. Emine benim yanından gitmem lazım. İfet dur nereye gidiyorsun? Nimet. Abla. Canım. Abla iyisin değil mi? Bebek nasıl? Benden çıkalım şöyle. Nereye gideceğiz abla? Bilmiyorum ablacığım. Ben bulacağım bir yolu. Hadi git sen çantanı al. Senin ne işin var burada? Sana dedim. Ne işin var burada? Baba. Defol git bu evden. Mehmet. Ne oluyor? Baba ne olur yapma. Nimet'in okuması gerek. Onun hayatı da benim gibi heba olmasın. Ne olur bırak biz gidelim. Bana bak. Sen nereye gidiyorsan git. Ama Nimet'e dokundurtmam sana. Onun da hayatını karartmam. Defol git bu evden. Baba yalvarıyorum. Evde katilimi yapacaksın benim eve. Defol git. Baba bırak. Bana bak. Sizin yüzünüzden insan. Baba. Olur aç kapıyı baba. Arkadaşlarımın yüzüne bile bakamıyorum. Neden biliyor musun? Ona benzeme diye. Baba. Ablamın bir suçu yok. Baba hiçbir şey bilmiyorsa. Allah bilir mi? Hiçbir şey bildiğin yok senin. O Cemil Ayman, o ablamı tecavüz etti. Baba, baba iyi misin? Baba.
sen gidiyorsun. Duydunuz mu? Duyduk. Tamam. Geliyoruz şimdi. Al bakayım şunları. Bunlar ne Sayım abla? İffet'e birkaç üst baş aldım. Götürüver kızım. İffet gitti Sayım abla. Emine ne diyorsun sen kızım? Nereye gitti İffet? Allah kardeşiyle konuştu. Sonra ok gibi fırladı gitti. Kötü bir şey olmasa bari. Hadi bakayım. Alo hala. Nimet. Kızım. Ablan senin yanında mı? Yanımda hala. Kızım niye ağlıyorsun? Neredesiniz siz? Hastanedeyiz hala. Babam. Kızım söylesene. Ne oldu? Babam kalp krizi geçirdi. Neredesiniz kızım siz? Hangi hastanedesiniz? Babam devlet hastanesindeyiz. Tamam kızım. Hemen geliyorum. Ha Sayın Bey, ben de sana bakıyordum. Buyurun Dilek Hanım. Yeğenin hakkında konuşmak istiyorum. İzin almadan çıkıp gitmiş. Ne zannediyor burayı? Otel mi zannediyor Allah aşkına? Dilek Hanım, benim hemen çıkmam gerekiyor. Bu konuyu sonra konuşsak. Yeter ama Sayın Bey, bu işin tadı kaçmaya başladı. Sen de yeğenin de böyle keyfinize göre davranamazsınız. Ortada keyfi bir durum yok Dilek Hanım. Abim kalp krizi geçirmiş, hastanedeymiş. İffet de onun yanında. Şimdi izin verirseniz benim de hemen çıkmam gerekiyor. Ne yapıyorsun burada ya? Ahmet amcayı merak etmiştim. Hangi yüzle geliyorsun buraya? Sana ne babamdan? Git. Şu halimize bak. Hepsi senin yüzünden oldu. Utanmadan gelip babamı mı soruyorsun?
Aslan durumu kritik. Anjiyi alıyoruz, sonra konuşuruz. Az önce Dilek'le konuştum. Abiniz kalp krizi geçirmiş. Çok geçmiş olsun. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Çok teşekkür ederim Ali İhsan Bey. Sizi yeterince yorduk zaten bu aralar. Aramanız bile yeterli efendim. Sağ olun. Bu arada İffet nasıl, iyi mi? İffet çok iyi, çok şükür efendim. Sağ olun. Hangi hastanedesiniz Sayma Hanım? Balat Devlet Hastanesi efendim. Anladım. Bir ihtiyacınız olursa beni çekinmeden arayabilirsiniz. Sağ olun efendim. Allah sizi başımızdan eksik etmesin efendim. Sağ olun. Tekrar geçmiş olsun. Hoşça kalın. İyi günler. Ahmet Kılıç'ın ailesisiniz değil mi? Evet efendim. Beni Ali İhsan Bey aradı. Hastanenin başhekimiyim. Ahmet Bey başarılı bir anjiyo geçirdi. Bir damarı %80 tıkalıydı. Stent taktı. Durumu gayet iyi. Geçmiş olsun. Allah'ım şükürler olsun sana. Sağ ol efendim. Stres, sıkıntı, bütün bunlardan uzak duracak. Bir de rejim programı uygulayacağız. Ben şimdi hastamızın gayet iyi olduğunu Ali İhsan Bey'e de haber vereceğim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ben ne rejim yemekleri yaparım şimdi Ahmet Beyciğime. Allah'ım sen büyüksün yarabbim. Hastanız kızıyla görüşmek istiyor. Benim yüzümden oldu. Özür dilerim baba. Tamam kızım. Geçti bak. Tamam. Baba. Ablamla halam da burada. Çağırıyorum. Nimet. Ablanı çağırma kızım. Onu görmek istemiyorum. Niye baba? Ben ona her zaman söyledim. Böyle böyle kızım. Etap çok başka dedim. İnsanlar bizim bildiğimiz insanlar değil dedim. Ama bu dinlemedi. Gitsin kızım. Görmek istemiyorum. Baba ne olur. Kendine yeni bir hayat kursun. Eve de gelmesin. Mahalleye de vuramazsın. Şimdi insanlar arkasından konuşacak. Etmedikleri laf kalmayacak. Söyle gitsin kızım. Söyle gitsin.
baba. Hepsi Cemil'in suçu. Görmek istiyorum. Babam seni görmek istemiyor. Mahalleye de eve de bir daha dönmesin dedi. Babanın böyle davranacağı belliydi zaten. Hadi kızım. Şimdi doğru eve gidiyorsun. Evde ne var ne yok bütün eşyalarını topla. Malikaneye benim yanıma yerleşiyorsun. Tamam mı kızım? Ben gelmek istemiyorum o eve hala. Niye? Ne oldu ki kızım? Dilek Hanım istemiyor beni o evde. En başından beri de istemedi zaten. Ali İhsan Bey varken Dilek Hanım'a laf düşmez o evde. Hadi bakalım. Topla kendini. Doğru malikaneye. Al bu eski telefonumu da. Numaramı kaydettim. Tamam mı kızım? Ne olur ne olmaz. İnsanlık hali yavrum. Sana ulaşmak isterim her an. Tamam. Hadi. Ben babanın yanında kalacağım. Sen de daha fazla oyalanma kızım. İffet. Kuzum. Gülümse biraz.